Lise hayatım nihayet bitmişti. Her genç gibi yeni bir hayat, yeni bir düzen içine atılma peşindeydim. Ailemle aram pek iyi değildi. Fakat öyle çok bozuktu da diyemem. Orta kıvamında geçinip gidiyorduk. Kısmen fakir bir aile hayatım vardı. İstediğim her şeye sahip olamazdım. Fakat sahip olduklarımın kıymetini de pek bilemezdim. Arkadaşım neredeyse hiç olmamıştı. Aşk hayatım sıfır gibi bir şeydi. Her yaz mutlaka amcamlara giderdik veya onlar bize gelirdi. Fakat bu yaz biz onlara gitmiştik. Nereden bilebilirdim ki hayatımın yaptığım bir hatadan dolayı alt üst olacağını, geleceğe dair tüm planlarımın biteceğini, kendimi öldürmeyi bile düşüneceğimi. Amcamlar A şehrinin V köyünde yaşıyorlardı. Sadece onlar da değil, halamlar da aynı köyde yaşıyorlardı. Gittiğimizde en az bir ay orada kalırdık. Köy nüfusu 500-600'ü geçmez. İki dağ arasına kurulu ufak sayılabilecek bir köydü. Ben hiçbir zaman gitmeye pek hevesli olmazdım. Zaten asosyalin tekiydim. Köyde ne işim vardı? Köye varmıştık. Eve yaklaştığımızda gözleme kokuları gelmeye başlamıştı bile. Tüm aile toplanmış, her zaman olduğu gibi yine bizi bekliyorlardı. Arabadan indik. Başta amcamın tüm aile büyüklerinin ellerini öpme fasıllarını geçmiştik. Zaten köye vardığımızda saat akşam 9 gibiydi. Salona geçildi. Her sene olduğu gibi aile sohbetleri yapıldı. Hal hatır soruldu. Sıkıcı sohbetler bilirsiniz. Neyse, yemek sofrası kuruldu. Yemeklerimizi yedik. Zaten tüm gün yorulmuştuk. Yatma vakti gelmişti. Ev pek büyük değil. Müstakil bir evdi. Ben salonda yer yatağında tek başıma yatacaktım. O akşam zaten fazlaca yorulmuştum. Yattım, güzel bir uyku çektim. Sabah erkenden kalktım. Kahvaltımızı yaptık. Halamın oğlu var, adı Nihat. Nihat benim belki de tek arkadaşımdı, belki de tek dostum. Çok güzel anılarımız vardı. Güzel vakit geçirdik. O gün de tıpkı eski günlerdeki gibi biraz gezmeye çıkmıştık. Benim okulumdan söz açıldı. Okul nasıl gidiyor diye sordu. Bitti sonunda dedim. Üniversite düşünüyorum. Nihat asıl soruyu sormuştu. Kız arkadaşın yok mu dedi. Aslında hayır. Hiç yapmadım desem belki dalga geçer diye düşündüm. Sonuçta hayatım boyunca hiç kız arkadaşım olmamıştı. 18 yaşında ergenin biriydim. Ne bir kızın elini tutmuştum ne de öpmüştüm. Oho dedim. Oğlum anlatsam bitmez. Orası şehir. Elimi sallasam ellisi. Nihat pek inanmışa benzemiyordu. Sonuçta benim ne mal olduğumu az çok bilirdi. Ama dedim, bunları sonra anlatırım. Sende ne var ne yok. Nihat başladı anlatmaya. Ne olsun be oğlum, aynı, geçinip gidiyoruz. Okumuyor musun dedim. Köy oğlum burası dedi. İlkokulu zor bitirdim. Benim işim belli. Babamın tarlasını sürerim. Hayvanları beslerim. Başka da bir cacık olmaz benden dedi. Aslında Nihat hatırladığım kadarıyla küçükken okumaya meraklıydı. Doktor olacağım deyip dururdu. Ama onun da hayatı pek istediği gibi gitmemişti sanırım. Belki de daha mutluydu böyle, bilmiyorum. Ormanda geziyorduk. Sohbet sohbeti açıyordu. Lan dedim, senin kız ne oldu Nergis? Nergis de karşı köyden güzel bir kızdı açıkçası. Esmer güzeli derler ya hani. Hala seviyorum oğlum dedi. Çocukluk aşkım, bırakır mıyım? Arada buluşuyoruz. Yarın tekrar buluşacağız. Seni de götürürüm. Yanında takıldığı bir arkadaşı var. Tam sana göre. 2 dakikada tavlarsın. Şehirde o kadar kız götürmüşsün. Bu senin için hiçbir şey dedi. Saat geç olmaya başlamıştı. Hava kararıyordu hafiften. Eve dönelim dedi. Bizi merak etmesinler. Yarın buluşur. Kızların yanına gideriz. Eve doğru yürüyorduk ormanın içinden geçen bir yolda. Zaten köy iki ormanın içine yapılmıştı. Ürkütücü bir tarafı da vardı. Eve vardık. Yine mis gibi gözlemeler yapılmıştı çoktan. Oturduk yemeğimizi yedik. Sohbetler edildi yine. Akşam oldu. Benim yer yatağım hazırdı. Herkes yatmış. Sadece ben ayaktaydım. Uyuyamıyordum. Aklımda hep yarın vardı. Çocuk gibi heyecan yapıyordum. Acaba Nergis'in yanında getireceği arkadaşı nasıl? Beni beğenir mi? İlk ne söylemeliyim diye aklımdan soruları geçiriyordum. Ertesi gün olmuştu.
Kahvaltı yaptıktan sonra babamlara Nihat'la biraz işimin olduğunu söyleyip evden çıktım. Köy kahvesine yakın bir yerde bulunan çeşmenin orada buluştuk. Nihat, Nergiz'le bizim bağın arka tarafında buluşacağız. Yanında arkadaşını da getirecek. Sizi tanıştırırız dedi. Ben de bakarız diye cevap verdim. Artistim yani. Yola çıktık. Bağa doğru giderken ormanlıktan geçmek zorundaydık. Her ne kadar hava tam aydınlanmamış olsa da ormanın ürkütücü bir yanı vardı. Açıkçası tırsmıştım. Bağa vardık. Kızlar karşıda bizi bekliyorlardı. Ben bayağı bir heyecanlandım. Dün gibi hatırlıyorum. Nergiz'le Nihat birbirlerine sarıldıktan sonra Nihat, bu benim kuzenim Kerim. A şehrinden yeni geldiler. Bizim köye geldiler. Diye beni anlatmaya başladı kıza. Nergiz'i zaten tanıyordum fakat yanındaki arkadaşını ilk defa görmüştüm. Ama yok böyle bir an. Hayatımda ilk defa aşık olmuştum. Hani ilk bakışta aşk derler ya, aynı öyle. Fakat her şey istendiği gibi gitmiyor işte. Nihat ve Nergis bağın öteki tarafına doğru yürüdüler. Ben kızla kalmıştım. Daha adını bile bilmiyordum. Ben Kerim diye elimi uzattım. Ben de Büşra diyerek cevap verdi. Konuşmaya başlamıştık. O gün çok güzel geçmişti benim için. Karanlık çökmeye başlamıştı. Bir daha ne zaman buluşuruz diye sormuştum. Biri görürse laf yaparlar. Bu köy biraz böyledir. Biraz zaman geçsin tekrar buluşuruz cevabını alınca aslında biraz yüzüm düşmüştü. Nihat'la evin yolunu tuttuk. Biraz uzaktı bizim köye evleri. Karanlıkta çökmüştü. Nihat'a lan oğlum o ormanın içinden geçmesek olmaz mı? Farklı bir yol yok mu dedim. Oğlum ne korkak çıktın sen de. Başka yol yok. Oradan gideceğiz dedi. Yine o kasvetli yola gelmiştik. Berbat bir yerdi. Ürkütücü sesler geliyordu her yerden. Bir iki tane, neredeyse sönmüş lambalardan başka hiçbir şey yoktu. O akşam da eve sorunsuz varmıştım. Geceleyin beni uyku tutmadı. Teras vardı. Oraya çıkıp yaktım bir sigara. Tüm gece Büşra'yı düşündüm. Galiba aşık olmuştum. Ertesi gün uyandım. Her şey mükemmel gidiyordu. Aşık olmuştum işte. Daha ne olabilirdi ki? O gün her şey normal geçti. Ertesi gün olduğunda Nihat'la buluşmuştuk. Büşra'ların yanına gidecektik. Fakat gitmeden önce tam hatırlamıyorum. Sanırım sigara almak için bakkala uğramıştık. Her neyse. Kızlarla yine aynı yerde buluştuk. Nihat'la Nergis yine farklı bir yere gitti. Ben Büşra'yla baş başaydım. Büşra da benden hoşlanıyordu. Gözlerinin içi gülüyordu. Çok belliydi. Hava da o gün hiç unutmam gerçekten sıcaktı. Her neyse. Biraz dolaşmaya başladık. Elimi tuttu. Kalbim yerinden çıkacaktı sanki. Sıcaktan bunalınca bir ağacın kenarına oturduk. Büşra'yla göz gözeydik. Nutkum tutuldu adeta. Kızı öpmek istiyordum. İçimden hadi oğlum zaman bu zamandır diye geçirdim. Ve cesaretimi topladım. Büşra'nın da sanki gönlü var gibiydi. Yaklaşık bir dakika öpüştük. Ardından ne olduysa Büşra tedirginleşti. Ve eve gitmek istiyorum demeye başladı. Çabuk buradan gidelim. Ne olursun hemen gitmek istiyorum dedi. Benim de içime bir ürperti düştü. Anlatamam o anı. Tüylerim diken diken olur hala. Nihat'a seslendim. Hemen durumu söyledim. Büşra ağlamaya başladı. Nihat bana, oğlum ne yaptın kıza lan? Bir şey mi yaptın doğru söyle dedi. Yok abi sadece öpüştük. Fakat zorla değil. Ne olduysa birden oldu dedim. Kızları evlerine bıraktık eve döndüm. Fakat içim çok rahatsızdı. Acaba ne oldu da böyle davrandı diye düşündüm tüm gün. Neyse uykum gelmişti yatağıma yattım. Ve bir rüya gördüm. Fakat rüya değildi. Sanki etraf çok fazla karanlık. 5-6 metre ilerimde bir adam. Fakat sanki adamla değil. Kafası eğik yere bakıyordu. Hiçbir şey demeden birden kan ter içinde uyandım. Gerçekten çok korkmuştum. Elimi yüzümü yıkadım. Tekrar yattım. O gün başka bir rüya görmemiştim. Ertesi gün uyandım. Gördüğüm rüyanın etkisindeydim. Rüyamı hemen anneme anlattım. Ayetel Kürsi okudu. Üstüme biraz ferahlık binmişti sanki. Anneme çıkmam gerek deyip evden çıktım. Nihat'lara doğru gittim. Giderken yine o ormanlık yoldan geçmek zorundaydım. Gündüz de olsa hiç geçmek istemiyordum. Açıkçası oradan geçerken korkuyordum. Fakat başka bir yol yoktu.
En azından ben bilmiyordum. Seri adımlarla yürüdüm. Açıklık alana yaklaşırken bir garip ses duydum. Arkamdan gelmişti ses. Açıkçası dönüp bakmaya cesaret edemedim. Hemen koştum Nihatların evine doğru. Kapılarını çaldım. Halam açtı. "Oğlum, ne oluyor? Sakin ol," dedi. Hemen evin içine girdim. Gerçekten ürkmüştüm. Fakat durumu halama belli etmedim. "Bir şey yok hala. Nihat nerede?" dedim. Nihat geldi üst kattan. Seri bir şekilde indi. "Hacı," dedi. "Yürü gidiyoruz." "Nereye oğlum?" dedim. "Sen gel," dedi. "Kızların yanına gidiyoruz. Büşra seni görmek istiyormuş." Tam da isabet olmuştu. Zaten onu görmek için can atıyordum. Fakat bu sefer Nihat beni farklı bir yere götürüyordu. Daha önce gitmediğim bir yerdi. Biraz köye uzak bir yer. "Bağa gitmiyor muyuz?" diye sordum. "Yok," dedi. "Kızlar buraya gelecek." 5-10 dakika sonra Büşra geldi. Fakat tekti. Yanında Nergis yoktu. Nergis'i sanırım annesi salmamıştı. Tam net hatırlamıyorum. Nihat'a biraz bizi yalnız bırakmasını söyledim. Büşra biraz utanıyor gibiydi. Gayet de haklıydı. Birden Büşra'yı öpmeye başladım. Diye sordum. "Seni öptüğüm için kızgın mısın bana?" "Hayır," dedi. "Peki," dedim, "neden öyle davrandın? Sanki bir şeyden korkmuş gibiydin." "Yok," dedi ya, "bir şeyden korkmadım. Sadece biraz utandım. Ondan öyle davrandım," dedi. Fakat bana hiç mantıklı gelmemişti ama bozuntuya vermedim. "Biraz yürüyelim mi?" diye sordum. "Olur," dedi, yürümeye başladık. Bir kenara oturduk. Yükseklikten köyü izliyorduk. Başını omzuma yaslamıştı. 30 dakika kadar öyle oturduk. "Neyse, kalkalım artık," diye sordum. "Olur," dedi. Nihat'ın yanına doğru giderken, bir an elini tutmak isterken hafif elini çektiğini hissettim. "Neden böyle davranıyorsun? Kötü bir şey mi yaptım?" "Dün gayet güzeldik. Bugün neden soğuksun?" dedim. Anlatmaya başladı. "Son 2 aydır garip şeyler oluyor bana Kerim. Fakat sana anlatamayacağım şeyler. Kendimi aslında pek iyi hissetmiyorum. Ama seni görünce kendimi normalden daha iyi hissediyorum. Ama sana da zarar gelsin istemiyorum." "Kerim, istersen bir daha görüşmeyelim," dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Hayatımda aşık olduğum tek kız benle görüşmek istemiyordu. Fakat korktuğu şey neydi? "Babandan mı korkuyorsun? Ne oldu, bir şey mi?" dedi. "Neden böyle diyorsun, anlamıyorum," dedim. "Hayır, babamın senden haberi bile yok. Fakat görüşmek istemiyorum seninle. Anlamıyor musun beni?" dedi. Ve ağlayarak gitti. Nihat yanıma geldi. "Oğlum, sen kıza ne yapıyorsun? 2 gün oldu tanışalı. Kız ağlayarak yanından gidiyor. Ne yapıyorsun sen bu kıza?" dedi. "Saçmalama lan. Birinden korkuyormuş. Bana zarar gelmesini istemiyormuş. Bir daha görüşmeyelim oğlum," dedi bana. "İçelim mi lan?" dedim. O gün nevalelerimizi aldık. Dağın tepesinde içmeye başladık. Kafam bayağı iyi olmuştu. Nihat eve kadar bıraktı. Kapıyı amcam açtı. "Bu ne hal oğlum?" dedi. Cevap veremediğimi hatırlıyorum. Başka hiçbir şey demeden beni yatağıma yatırdı. O gün aynı rüyayı tekrar görmüştüm. Fakat bu sefer bana bakıyor gibiydi. Ama ne olduğunu anlam veremedim. Yine kan ter içinde uyanmıştım. Ama bu sefer rüyayı fazla kafama takmamıştım. Kendi kendime, "Oğlum, dün zaten kafayı çektin. Aklın başında değildi. Geçen de aynı rüyayı gördün. Beynin seninle oynuyor," dedim. O gün Nihat bize geldi. Terasa çıktık. Konuşmak istiyordum aslında. Fakat Nihat beni teselli etmeye çalışıyordu. "Olsun oğlum. Bir çözüm buluruz, takma kafana. Neyse, hallederiz," diyordu. Hayatımdaki tek dostumdu Nihat benim. "Hadi," dedi. "Gel gidelim köy kahvesinde batak atalım. Burada tıkılıp da ne yapacağız?" dedi. Hiç keyfim yoktu. Fakat zorlayınca kıramadım, gittik. Bayağı kahvede oturduk. Fakat her daim aklımda hep aynı sorular vardı. Neden benden ayrıldı bir sebep yokken? Kimden korkuyor? Kim bana neden zarar verecek? Allah'ım, kafayı yiyecektim. Bu sorulara bir çözüm bulmam lazımdı. Nihat'a, "Kalk lan, hadi gidelim. Beni Büşra'nın evine götür," dedim. Büşra'nın evlerine doğru yaklaşırken içimde garip duygular oluşuyordu. Bu anlatılmaz bir şey. Tüylerim diken diken oluyordu. Ayaklarım gitmek istemiyordu. Fakat gitmeliydim. Evlerin önüne gelmiştik. Kapılarını çaldım. Annesi çıktı. "Teyze," dedim.
Büşra evde mi? Sen de kimsin oğlum dedi. Bir arkadaşıyım teyze. Görmem lazım dedim. Büşra'yı çağırdı. Büşra annesine gitsin buradan. Söyle istemiyorum onu dediğini duymuştum. Büşra'nın annesi oğlum şu anda uyuyor. Başka zaman gel dedi. Fakat içim rahat etmemişti. Teyze dedim. Uyandır aşağı gelsin. Çok acil. Bir konu hakkında konuşmam lazım. Derken Büşra yanıma geldi. Evlerinin arka bahçesine doğru gittik. Büşra dedim. Lütfen açıkla kimden korkuyorsun. Başka birini seviyorsan söyle. Anlarım. Ama neden bana böyle davranıyorsun? Beni sevmiyor musun dedim. Sevmez olur muyum Kerim? Seni çok seviyorum. Ama artık görüşemeyiz. Ben hastayım dedi. Normal biri değilim. Anla artık. Benim yanımda durdukça sana ve ailene zarar gelir dedi. Kan beynime zıpladı. Kim bana ve aileme zarar verecek lan dedim. Söyle bana. Ben seni seviyorum Müşra. Seni bırakmam. Madem sen de beni seviyorsun, tekrar birlikte olalım. Hiçbir şeyden korkmuyorum dedim. Sarıldı ve ağlamaya başladı. Ben de ona sımsıkı sarılmıştım ki tam o sırada bir kedi belirdi. Yanımızda miyavlamaya başladı önce. Sonra beni tırmalamaya ve değişik sesler çıkartmaya başladı. Ben de tekme attım. Fakat o anda Büşra birden bayıldı. Değişik kelimeler söylemeye başlamıştı. Arapça veya Farsça emin değilim. Uyandırmaya çalışıyordu fakat uyanmıyordu. Daha seri bir şekilde söylüyordu bu kelimeleri. Ben çok korkmuştum. Sanki yanımda bir ordu vardı ve beni öldürmek istiyorlardı. Büşra birden uyandı. Git buradan. Git öldürecekler seni demeye başladı. Kim lan dedim kim? Kim artık çıksın dedim. Büşra bağırarak git artık git öldürecekler seni deyince ben de ürktüm. Hemen yerden kaldırıp evlerine bıraktım ve oradan ayrıldım. Hemen Nihat'ı buldum. Durumu anlattım. Oğlum dedi ben sana pek söylemek istemedim. Ama bu kıza biraz sorumlu diyorlar. Geceleri dışarı çıkıp değişik hareketler yapıyormuş. Kendi kendine konuşuyormuş dedi. Hadi lan oradan dedim. O senin yengen. Ne biçim konuşuyorsun dedim. Vallahi ben söyleyeyim. İstersen inanma dedi. Aklım iyice karışmıştı. Dini bakımdan da pek bilgili değildim. Namaz da kılmazdım. Anca bayram namazlarına giderdim. Neyse. O gün eve gittim yemeğimi yedim. Ailemle biraz sohbet ettim ve yatmaya karar verdim. Ve o rüyayı gördüm. Bu seferki rüyam diğer iki rüyamdan farklıydı. Beynimin içinde Arapça veya Farsça kelimeler geçiyordu. Fakat hiçbir zaman hatırlamadım o rüyamdaki kelimeleri. Çok korkuyordum. İnanın o durumu anlatamam. Bir çıkış yolum yoktu. Geçen rüyalarımda gördüğüm adama benzer şey yine oradaydı. Fakat bu sefer bana oldukça yakındı. Ben bakmak istemesem de gözlerimin içine bakıyordu. Kafamı nereye çevirsem onu görüyordum. Gözleri sanki gözlerimin içinde gibiydi. Gözleri sanki gözlerimin içinde gibiydi. Ne istiyorsun? Sen kimsin diye sordum. Cevap vermedi. Ama bir şey onu sinirlendirmiş olacak ki bana çok sinirli bir şekilde bakıyordu. Birden üstüme doğru bağırarak gelmeye başladı. O anda amcamlar ve babamlar başımdaymış. Beni silkeliyorlardı. Uyan oğlum, kendine gel, kabus görüyorsun diye. Kan ter içinde kalmıştım. Birden uyandım. Ne oldu diye sordum. Annem bağırdığımı ve değişik şekilde mırıldandığımı söylemişti. Fakat bir türlü uyanmıyormuşum. Ağlamaya başlamışım. En sonunda sonra uyanmışım. Ne olduğunu sordular, ne gördüğümü. Fakat sadece kabus dedim. Ailemi de endişelendirmek istemiyordum. Fakat üç kere aynı adamı rüyamda görmek de tesadüf olamazdı. İçten içe bayağı korkmaya başlamıştım. O gün ilk defa Büşra'yı görmek istememiştim. Nedenini bilmiyorum. Evden çıkmak da istemedim. Nihat geldi. Hadi oğlum gel gidelim gezelim dedi. Yok abi dedim. Bugün bana müsaade evde oturacağım. Gerçekten de evde oturmuştum tüm gün. Ve düşünüyordum. Neler oluyor bana? Neden hep aynı rüyaları görüyorum? Annem yanıma geldi. Oğlum dedi. Bir sorunun mu var? Bana anlat, dinlerim. Kaç kez kan ter içinde rüyalarından uyandın? Ne oluyor sana dedi. Fakat annemin bilmediği bir şey vardı. Ben de kendime neler olduğunu bilmiyordum. O gün canım gözleme çekmişti. Sabah kahvaltıda yapmamıştım zaten.
Anneme ve yengeme söyledim, sağ olsunlar, yapmışlardı. O gün iyi bir ziyafet çekmiştik. Yine akşam olmuştu. Uyumak istemiyordum. Gerçekten korkuyordum. Tuvaletim gelmişti. Tabii köy yeri olduğu için haliyle tuvalette dışarıda. Tuvalete gitmeye korkar olmuştum. Kendi kendime dedim. Ulan salak, dalga mı geçiyorsun? Alt tarafı bir rüya gördün. Neden bu kadar korkuyorsun? Aslında kendi kendimi gaza getirmiştim diyebilirim. Normal olarak gittim tuvalete. Ne kadar erkeklik taslasam da korkuyordum açıkçası. Hemen işimi görüp geri geldim. Ama herhangi bir olay olmamıştı. Bunun verdiği rahatlıkla uyumaya çalışmıştım. Ve yine aynı adamı rüyamda görmüştüm. Fakat çok değişikti. Yani nasıl anlatsam. O gece tuvalete çıkmıştım yani. Kendimi orada gördüm. Ve bağırmaya başladım. Tüylerim hala diken diken. Ne istiyorsun benden? Kimsin sen? Ne yaptım ben sana dedim. Fakat sadece bana bakıyordu. Birden uyandım. Sabah ezanı okuyordu. Allah'ım ne oluyor dedim kendi kendime. Herhalde kafayı yiyorum. Yeter artık dedim. Gerçekten korkuyordum. Öyle bir durumda olan herkes korkar. Düşmanımın başına gelmesin böyle bir durum. Artık paranoyak olmuştum. Takip ediliyor hissindeydim hep. Ve bu beni yiyip bitiriyordu. Hal ve hareketlerim değişmişti. Göz altlarım çökmüştü. Ailem durumun farkındaydı. Fakat konuşma isteklerini hep geri çeviriyordum. Belki de onların da başına kötü bir şey gelmesini engellemek içindi. Evden dışarı pek çıkmak istemiyordum. Sonuçta büyük bir aşk acısı çekiyordum. Rüyalarda cabası. Bir gün kafama koydum. Büşra'yı ziyarete gidip ona bu rüyalarımın onunla herhangi bir ilgisi olup olmadığını soracaktım. Fakat pek de cesaret edemiyordum açıkçası. Çünkü alacağım cevaptan da biraz korkar gibiydim. Önce bakkala uğradım. Ardından Nihat'ın yanına gitmiştim. Rüyalarımı ona da anlattım. Nihat resmen buz kesilmişti. Nihat, abi durduk yere mi görüyorsun bunları? Rüyandaki adam kim gibi sorular sormaya başladı. Aslında korkuyordum. Bir de deli damgası yesem tam olurdu. Hiçbir şey bilmiyorum. Büşra'yı gördükten sonra rüyalar başladı. Neler olduğunu öğrenmem lazım. Büşra'nın yanına gitmem lazım dedim. Nihat'ı zar zor ikna ederek Büşra'ların yolunu tuttuk. Kapıyı çaldım. Annesi kapıyı açtı yine. Büşra biraz hasta oğlum. Sonra gel görmeyi dedi. Ben de durumun aciliyetinden bahsettim. O da odasına çıkmam için izin vermişti. Odasının önündeydim. Resmen korkuyordum. İçimdeki ürperti ona yaklaştıkça artıyordu. Resmen sanki biri veya birileri onu koruyor, yanından ayrılmıyor gibiydi. Fakat cesaretimi toplayıp yavaşça odasının kapısını araladım. Büşra biriyle konuşuyor gibiydi. Fakat ben kimseyi görmüyordum. Aklımı yitiriyordum herhalde. Odasına yavaşça girdim. Büşra beni görünce irkildi. Burada ne işin var? Bir daha seni görmek istemediğimi söylemiştim. Defol dedi. Salak kafam. Gerizekalı kafam. Dinlemedim, sarıldım. Resmen aşıktım. Ne olursa olsun seviyordum onu. Sarıldım. Ve artık her şeyi anlatması gerektiğini söyledim. Önce benim rüyalarımı ona anlattım. Çok gerilmişti. Aynen böyle. Dediğini dün gibi hatırlıyorum. Bak, ben sahipsiz bir kız değilim. Evet, seni sevdim ama beni seven birileri de var. Şok olmuştum. Bugüne kadar onu hiç kimseyle görmemiştim. Bu kim olabilirdi? Kim diye sorduğumda, aptal, hala anlamadın mı? Rüyalarındaki cin yanıtını duydum. Ve ayağa kalktım. Birden onu öldürmek istedim. Ne diyorsun sen kızım? Ne cini? Neden bahsediyorsun? Bir cin mi seni seviyor dedim. Büşra ise, sana benim peşimi bırak demiştim Kerim. Neden bırakmıyorsun? Başını büyük belaya soktuğunun farkında değilsin. Bu köyden hemen git ve bir daha geri gelme. Beni unut dedi. Nasıl unutabilirdim gerçek aşkımı? Bu kadar kolay olmamalıydı. Sevdiğim kız kendisini bırakmamı istiyordu. Nasıl bırakabilirdim? Cinlere falan da pek inanmazdım açıkçası. Bak Büşra, beni sevmiyorsan söyleyebilirsin dedim. Bu kadar uydurmana gerek yoktu diyerek odadan hızla ayrıldım. Resmen ağlamıştım. Nihat, ne oluyor lan dedi. Sus oğlum. Yeter. Yürü gidiyoruz eve dedim. Nihat biraz bozuldu.
fakat belli etmemişti. Çok sinirlenmiştim. Eve direkt girdim, kimseye bir şey demedim. Kendimi odaya kapatmıştım. Resmen kendi kendime, ürettiği bahaneye bak, beni kandırmaya çalışıyor. Yok cinler onu seviyormuş da, yok bilmem ne diye aklımdan geçiriyordum. Biraz susamıştım. Anneme seslendim, duymamıştı beni. Odadan dışarı çıktım fakat bir gariplik vardı. Sanki ev eski ev değildi, her yer dağılmıştı. Kapının oraya bir baktım, rüyalarımdaki adam tam karşımda duruyordu. Ölümüne bağırdım fakat kimse duymuyordu beni. Ben bağırdıkça bana yaklaşıyordu. Her yer daha da karanlık oluyordu. Fakat birden kayboldu. Arkamdaki kapının yavaşça açıldığını duydum. Arkada mı diye döndüm. Korkuyordum ama o odaya girecektim. Ve yavaşça girdim. O gördüğüm manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Resmen mezba gibiydi. Annem babamı resmen doğramıştı. Amcam da yengemi bıçaklıyordu. Cesetlerin yanında rüyalarımdaki cin duruyordu. Resmen altıma kaçıracaktım. Konuşamıyordum. Nutkum tutulmuştu. O manzara gözlerimin önünden gitmiyor. Yavaşça içeri girdim. Gitmek istemesem de ayaklarım sanki beni zorla içeriye götürüyordu. Neden bana bunları yapıyorsun? Kimsin? Ne istiyorsun? Yeter lan yeter dedim. Aklıma bir şey bunu fısıldıyordu. Ben sevdim, sen öleceksin. Ama bunu söylerken Türkçe söylemiyordu fakat sanki beynim onu tercüme ediyordu. Çok ilginç bir durum. Büşra'yı kastettiği çok açıktı. Artık durumun ciddiyetinin farkındaydım. Yeter lan dedim, bırak yakamı artık. Fakat yine o ses. Ben sevdim, sen öleceksin. Yeter ki bırak peşimi dedim. Buralardan gideceğim. Bir daha asla gelmem. Yeter ki bırak. Ben bunları söyledikçe aklıma bir şey hep aynı sesi fısıldıyordu. Ben sevdim, sen öleceksin. Ben sevdim, sen öleceksin. Birden yere düştüm. Ve gözlerimi açtığım zaman salonda, koltukta yatıyordum. Annemler, amcamlar başımdaydılar. Annem ağlıyordu. Oğlum, ne oldu sana? Gül gibi çocuğum. Neden böyle yapıyorsun? Ne oluyor sana diye ağlıyordu. Babam ne oldu oğlum? Neden tüm evi dolandın? Bağırarak Arapça gibi bir şey konuştun. Neler gördün? Bir şey seni korkutuyor mu dedi. Artık olayın ciddiyetini anlamıştım. Her şeyi anlatma vakti gelmişti sanırım. Öncelikle bir bardak su istedim. Deli gibi susamıştım. Ağzım dilim kuruydu. Korkuyordum. Hep izleniyordum sanki. O his vardı. Babam dedi, anlat oğlum işin aslını. Her şeyi anlattım. Büşra'yı, rüyaları, o geceyi. Ben anlattıkça annem ağladı. Babam, amcam, yengem, herkes şok olmuştu. Daha önce neden söylemedin oğlum? Madem ki başında böyle bir musibet var. Ne bileyim baba. Büşra size de zarar gelebileceğini söyledi. Ben de korktum. Aslında ilk başlarda inanmamıştım dedim. Evde hemen Kur'anlar okumaya başlanmıştı. Annem, yengem, 3-4 tane daha köyden kadın gelmişti. Hepsi Kur'anlar okudu. Bana muska yaptı bir tane teyze. Sonradan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Biraz rahatlamış gibiydim sanki. Akşam olmaya başladı. Babam istersen bizde yat dedi. Fakat çocuk muyum baba dedim. Siz yatın. Bugün okunan Kur'anlar bana çok iyi geldi. Ben uyurum. Eğer bir şey olursa haber ederim dedim. Herkes yattı. Ben de yatağıma yatmıştım. Fakat aslında ölümüne korkuyordum. Ailem de etkilenmesin diye belli etmiyordum. Ama gizli gizli ağlıyordum. Durumum içler acısıydı. Artık yavaştan uykum gelmişti. Tam dalıyordum ki dışarıdan bir sesin Kerim dışarı gel dediğini duydum. Camdan dışarı baktığımda Büşra'nın dışarıda olduğunu gördüm. Artık kurtulmak istiyordum bu kızdan. Hiç umursamadım, yatağıma yattım. Fakat yine aynı ses. Kerim, dışarı gel. Fazla zamanım yok dedi. Mecbur dışarı çıkacaktım. Başka şansım yok gibiydi. Artık ne olacaksa olsun lan dedim kendi kendime. Yeter bu kadar korktum. Ayetel Kürsi okudum ve yavaşça kapıyı açtım. Salondan geçtim, dış kapıyı araladım. Fakat hemen dışarı çıkmak istemiyordum.
Emin olmalıydım başka bir şeyin orada olmadığından. Etrafı iyice kontrol ettim. Üşan bulunduğu ortam diğer yerlere göre daha karanlıktı. Bundan eminim ama herhangi bir şey göremedim. Üşan'ın yanına doğru gittim. Korkuyordum. Belli etmemeye çalışsam da her halimden korktuğum belliydi. Ne var? Ne oldu dedim. Kerim dedi. Senden her şey için özür diliyorum. Evden kaçtım. Seninle konuşmam lazımdı. Sana en başta beni bırakman gerektiğini söylemiştim. Fakat sen bırakmadın. Artık ne sen ne de ben eskisi kadar rahat değiliz. Her dakikamız korkuyla geçiyor. Ben her gün onu görmekten bıktım. Her zaman yanımda. Benimle birlikte. Şu anda da burada. Ben artık alıştım bir şekilde fakat sen büyük tehlikedesin. Seni bir şekilde öldüreceğini söyledi. Bu köyden hemen ayrılman gerek dedi. Artık bu tür konuşmalara alışmıştım. Bana normal geliyordu. Büşra konuşmasına devam etti. Evde hiç Kur'an okuttunuz mu? Şaşırdım. Bunu o bilemezdi. Karşı köydeki biri bunu nasıl bilebilirdi ki? Korkarak evet yanıtı verdim. Ve içimden bildiğim tüm duaları okuyordum. Büşra'nın gözleri adeta yerinden çıkacaktı. Daha çok kızdırdınız. Hemen köyü terk edin ve bir daha buralara asla gelmeyin deyip koşarak uzaklaştı. Korkum artık iki kat daha artmıştı. Artık her bulunduğum ortamda onu hissedebiliyordum. Hemen eve girdim. Okunulan Kur'anların etkisinden olmalı. Artık evin içine giremiyordu sanırım. Çünkü eve girdiğimde ferahlık, bir rahatlama hissediyordum. Büşra'nın dediklerine kafam takılmıştı. Hemen babamı uyandırdım. Baba, buradan hemen gitmemiz lazım. Artık burada durmak istemiyorum. Hemen gidelim dedim. Babam şaşırdı. Ne diyorsun oğlum? Yine rüya mı gördün dedi. Anlatacağım baba. Ama hemen kalk. Eve dönmemiz lazım dedim. Annemi uyandırdım. Ne olduğunu bile anlamadılar. Babam, yarın sabah erkenden gideriz oğlum. Şimdi git yat. Kimseyi de rahatsız etmeyelim dedi. Peki baba. Fakat erkenden gitmemiz lazım dedim. O gün annemlerin yanında yatmıştım. Gece dışarıdan gelen garip seslerle uyandım. Fakat bakmak istemiyordum. Gözlerimi yumdum ve uyudum. O gün başka rüya görmemiştim. Ertesi gün oldu. Erkenden bavullar hazırlandı. Arabaya yerleştirdik. Amcamlarla, halamlarla vedalaştık. Nihat, benim can dostumla da vedalaştık. Ayrılmam gerekiyordu. Belki de onu bir daha asla göremeyecektim. Fakat gitmem gerektiğini de biliyordum. Herkesle vedalaştıktan sonra arabayla köyün çıkışına doğru yaklaşırken Büşra'yı gördüm. Ürkek bir vaziyetteydi. Ağlamaktan gözleri kırmızılaşmıştı. Adeta içim parçalanıyordu. Fakat elimden de bir şey gelmiyordu. Gitmek zorundaydım. Köyden çıkmıştık. Artık bir yanım hüzünlü fakat diğer yanım da ölümüne mutluydu. O köyden ayrılmıştım. Daha ne olabilirdi ki? Köyle bizim şehrin arası rahat 6-7 saat vardı. İyi bir yolculuk geçiriyordum. İlk başlarda hatta yolda 1 saat falan da uyumuştum. O kadar rahattım yani. O köyün yakınlarında olmak beni bitiriyordu. En başında keşke gitmeseymişim. Seyahat ederken bir ara yemek yemek için lokanta gibi bir yerde durduk. Annemler yemeklerini yerken ben tuvalete gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Her şey normaldi fakat biraz korkuyordum açıkçası. Elimi yüzümü yıkadım. Aynaya bakıp kendi kendime ''Ulan ne berbat andesin, nereden geldin bu köye, bitirdi seni ama kurtuldun artık'' gibi şeyler diyordum içimden. Bir ara daldım. Sanki dalmak istedim. Gözlerim aynaya baka kalmıştı, hiç unutmam. Nutkum tutuldu, kıpırdayamadım. Etraf karanlıklaşmaya başlamıştı. İşin ilginç yanı ise lambalar hala yanıyordu. Etraf daha da karanlık oluyordu. Fakat ben ne kaçabiliyordum ne de babama seslenebiliyordum. Adeta öylece kala kalmıştım. İçimden bir ses arkanı dön dedi. Korkuyordum, dönmek istemiyordum. Ama sanki kendimi mecbur gibi hissediyordum. Dönecektim mecburen. Arkamı döndüm, dönmek zorundaydım. Beynim öyle istiyordu. Adeta beynimi biri kontrol ediyordu. Yavaş yavaş dönmeye başladım. Ben döndükçe
kalbim daha hızlı atıyor, etraf artık daha da karanlık oluyordu. Fakat o sırada kimse de tuvalete gelmiyordu. Ben yalnız kalmıştım. Arkamı döndüm, hiçbir şey yoktu. Ama bir şeylerin orada olduğundan adım gibi emindim. Yavaşça kapıya doğru yöneldim ama koşamıyordum. Sadece ufak adımlar atabiliyordum. Tam kapıya ulaşacakken yine aynı ses. Ben sevdim, sen öleceksin. Artık kafayı yiyecektim. Yeter lan dedim içimden, yeter. Git artık. Bıraktım işte peşini. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Sadece bir şey daha söyledi orada. Bitmez, bitmez. Artık ne olursa olsun modundaydım. Yeter lan dedim. Öldüreceksen öldür. Artık dayanamıyorum. Bitsin bu zulüm. Allah'ım, bıktım. Dayanacak gücüm yok. Nereden geldim o köye? Lanet olsun. Nereden tanıdım Büşra'yı diye uzun uzun sayıkladım. Birden karanlık gitti. Her şey normale dönmüştü. Ben ise kendime yine aynanın karşısında bakıyordum. Bir şey fark etmiştim. Gözlerim değişik bir hal almıştı sanki. Artık ben ben değildim. Bunu hissediyordum. Tuvaletten hemen çıkmıştım. Babamların yanına gittim. Hadi baba, gidelim artık dedim. Ne oldu oğlum? Bir şey mi oldu diye sordu. Hayır dedim, sadece gidelim. Eve ne kadar erken varırsak o kadar iyi dedim. Eve nihayet varmıştık. Hemen odama kapandım. Annem eve vardığımız gibi Kur'an okudu. O gün her şey normaldi. Aslında her şey yavaş yavaş normale dönmeye başlıyordu. Belki de artık kurtulmuştum. Bitmişti her şey. Aradan bir hafta geçmişti. Her şey normaldi. Fakat bu kadar normal olması biraz korkutucuydu sanırım. Her şey iyi gidiyordu. Güzel uykular çekiyordum. Hayatım normale dönmeye başlamıştı. Geceleri değişik sesler falan da duymuyordum. Neyse, fazla da uzatmak istemiyorum. Bir hafta geçmişti. Günlerden yanlış hatırlamıyorsam çarşambaydı. Gece vakti olmuştu. Uyurken içim rahattı. Çünkü artık o rüyaları görmüyordum. Bunun verdiği rahatlıkla yattım. Uyumaya başladım. Fakat her şey yine başlıyordu. Yeni bir rüya görmüştüm. Rüyamda yine o köydeydim. Önümde uzun ve karanlık bir yol vardı. Yürümeye başlamıştım. Aklımdan bir ses gel diye sesleniyordu bana adeta. Yürüdüm. Biraz daha yürüdükten sonra fark etmiştim ki burası Büşra ile ilk buluştuğumuz yer olan bağdı. Birden karşımda Büşra duruyordu. Yine çok güzeldi. Dün gibi hatırlıyorum. Bana bakıyordu. Gülüyordu. Sanki mutlu gibiydi. Yanına yaklaştım. Elini tuttum. Gözlerinin içine bakıyordum. Fakat birden Büşra'nın yüzü düşmüştü. Yüzünde birden korku belirdi. Yüzü şekil değiştirdi. Tüylerim diken diken oldu. Bunun sebebi sensin Kerim diyerek bileklerini gösterdi. Her yerde kan vardı. Bağın orası birden kapkaranlık olmuştu. Çok korkuyordum. Büşra bana, bunu sen yaptın bana. Sebebi sensin diyerek bileklerini gösteriyordu. Her yerinden kanlar akıyordu. Dehşet verici bir andı. Ben sana ne yaptım Büşra diyordum. Fakat Büşra'nın yüzü gitgide değişiyordu. Morarmaya başlamıştı. Çığlık atıyordu. Ve birden düşüp ölüyordu. Birden kalktım. Sabah ezanı okunuyordu. Yine kan ter içindeydim. Tekrar değişik rüyalar başlamıştı. Uyandım. Aslında o gün tekrar uyumazdım fakat ne olduysa tekrar dalmıştım. Yine rüyaya dalmıştım. Bu sefer kendi evimizdeydik. Kimse yoktu. Evde ne annem ne babam. Fakat her yer karanlıktı. Kendi odama doğru ilerledim. Kapıyı yavaşça araladım. Yatağımda kendimi uyurken gördüm. Asıl ürkütücü olan şey ise tam başucumda duran rüyalarımdaki cindi. Her an beni izliyor. Nereye gitsem hep yanımda geliyordu. Ve bana nefretle bakıyordu. Artık buna hiçbir umudum kalmamıştı. Kurtulamayacaktım. Tekrar uyandım. Artık uyumak istemiyordum. Artık aklımı yitirmek üzereydim. Nereye baksam adeta onu görüyordum. Yüzü çok değişikti. Yüz bile denmez. Anlatmam imkansız. Boyu orta halliydi. Saçlarını hatırlamıyorum. Zaten hatırlamak da istemiyorum. Gün içerisinde yine aynı olaylar cereyan etti. Her yerde görüyordum. Artık bir nevi alışmıştım.
gece olmuştu. Uyumak istemiyordum. Uyumamak için direniyordum ama sanki bir güç beni uyumaya itiyor gibiydi. Yine rüyalara dalmıştım. Aynı rüyayı yine görmüştüm. Karanlık bir yol, ilerliyorum. Önüme Büşra çıkıyor. Önce çok mutlu. Yanına gidiyorum. Fakat sonra yüzü değişiyor. Adeta çarpılmış gibi morarmaya başlıyor. Bileklerini gösteriyor. Sebebi sensin diyor. Ve her yerinden kanlar akarken yere düşerek ölüyordu. Bu rüyayı kafama çok takmıştım. Acaba neden hep bu rüyayı görüyordum? Bir sebebi olmalıydı. Köyle ilişkimi tamamen kesmek istememe rağmen Büşra'yı da merak ediyordum. Gerçekten aklımı yitirmiştim galiba. Bundan eminim. Kendi kendime konuşmalar başlamıştı. Annem bu halimi görür, her gün ağlardı. Babam zaten perişan olmuştu. Kös kös oturup, onun beni iyileşini beklemek aptalca olurdu. Annem iki günde bir evde Kur'an okutturuyordu. Babam hocaları getirip üfletiyordu. Bir gün bir hoca muska yapmıştı. Al oğlum, bunu tak dedi. Allah'ın izniyle yaklaşamaz yanına. O muskayı hiç boynumdan çıkartmıyordum ama rüyalar hep devam ediyordu. Fakat Allah kahretsin ki aklımda hala Büşra vardı. Acaba o ne halde diye düşünüyordum. Onu görmem lazımdı, artık dayanamıyordum. Her şey köyde başladığına göre yine oraya gitmeliydim. Babamla konuştum. Köye gitmeliyiz baba dedim. Ne köyü oğlum? Zaten tüm belalar oradan geldi başımıza dedi. Gitmeliyiz baba dedim. Büşra'yı görmem lazım. İstemiyorsan sen kal, ben giderim dedim. Baba yüreği dayanamadı. O da benimle gelmeye razı oldu. Annem yine ağlıyordu. Zavallı kadın. Ne olduysa zaten ailem oldu. Perişan olmuşlardı. Yola sabah 8-9 gibi çıkmıştık. Tam hatırlamıyorum fakat akşam 4-5 gibi köye varmıştık. Köy girişine geldiğimizde içim ürpermişti. Muskayı sımsıkı sıktım elimle. Köye giriş yaptık. Babam amcamlara doğru giderken hayır dedim. Büşralara gidelim. Yolu tarif ettim. Büşraların kapısının önüne gelmiştik. Evleri iki katlıydı. Müstakil diyebileceğimiz tipik köy eviydi. Büşra odasının penceresinden bana bakıyordu. Yüzüne bakamıyordum, korkuyordum. Fakat yapmak zorundaydım. Kapılarını çaldım. Büşra'nın annesi çıktı. Beni görür görmez tokat attı. Birden şaşırdım. Defol buradan. Kızım senin yüzünden daha da kötü oldu. Artık kafayı yedi neredeyse. Sen gittikten sonra daha da kötü oldu. Gül gibi kızımı mahvettin diyerek ağlamaya başladı. Teyze Büşra'yı görmem gerek dedim. Direkt eve daldım. Odasına çıktım. İçeri girmekten öyle korkuyordum ki anlatamam. Kapıyı yavaşça araladım. Tıpkı geçen sefer gittiğimdeki gibi yine biriyle konuşuyordu. Fakat pencereye bakıyordu. İçeri girdim. Büşra diye seslendim hafifçe. Fakat beni duymuyor gibiydi. Sanki başka alemlere dalmıştı. Omzuna hafifçe dokundum. Birden bana döndü. Ben hayatımda öyle bir göz görmedim. Gözleri çok değişikti. Kırmızı da değil, beyaz da değil, çok farklıydı. Artık eski Büşra değildi. Büşra, benim Kerim dedim. Fakat hiç konuşmuyordu. Biraz silkeledim. Kendine geldi. Birden gülmeye başladı ve sarıldı. O anı asla unutamam. Büşra dedim, bana bak. Bu köyden gitmem hiçbir şeyi değiştirmedi. Daha da beter oldum. Seni rüyamda görüyorum. İntihar ediyorsun ve ölüyorsun. Her gün seni düşünüyorum. Dayanamadım, geldim. Büşra birden sinirlendi. Dişleri çok dökülmeye başlamış sanki. Çok değişikti. Gül gibi kız ne hale gelmişti. Sinirlenerek, kendimi her gün öldürmeye çalışıyorum ama izin vermiyor. Ölmek istiyorum diye ağlamaya başladı. Aslında Büşra artık pek de umurumda değildi. Açık konuşayım. Kendimi kurtarma çabasındaydım. Büşra dedim. Tüm olaylar senden kaynaklanıyor. Ben de bittim. Artık kafayı yedim. Ben de intihar etmeyi düşündüm fakat yapamadım. Tüm olayların sebebi sensin. Bir şekilde bu olaylar senden başladı, senden bitecek dedim. Ağır bir konuşmaydı. Nasıl yani diye cevap verdi. Bilmiyorum ama seni buradan hemen götürmeliyim dedim. Büşra'yı aldım yanıma, aşağı kata indik.
Annesi nereye götürüyorsun kızımı dedi. Durumu anlattım. Zar zor ikna ettim. Büşra'yı aldım yanıma. Fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Babam kızı nereye götürüyorsun dedi. Bizimle gelecek baba dedim. İkna ettim yine bir şekilde. Amcamlara gittik. Ne yapacağımızı düşündük. Yengem hocaya gidelim cevabını verdi. Fakat pek istemiyordum üfürükçüleri. Ne oldukları belli değildi çünkü. Fakat yengem birinden bahsetti. Kadın bir hocaymış. Adını burada söylemeyeyim. Zaten başka şansım da yoktu. Fakat önce şartım vardı. Ne oğlum şartın? Şartlık bir şey yok. Başka şansım mı var dediler. Olmaz. Önce kadını ben göreceğim. Sonra Büşra'yı götürebiliriz dedim. Kadın civar köylerden 40-50 yaşlarındaydı. Evine gittik. Amcam, ben ve babam kapısını çaldık. Kendisi açtı, içeriye buyur etti. Evine bir göz gezdirdim. Gayet sadeydi. Televizyon vardı. Duvarlarda Kur'an yazıları asılıydı. Oturduk, durumu anlattım. Büşra'yı, o cini, ona musallat olduğunu, sonra bana sardığını, her şeyi bir bir anlattım. Kadın boynumdaki muskayı sordu. Vermemi istedi. Çıkarttım, verdim. İçini açtı. Oğlum dedi, bu gayet basit yazılmış bir muska. Bu seni fazla koruyamaz. Hatta cinliği daha da kızdırır dedi. Peki ne yapmalıyız hocam dedim. Artık kendimi öldürmeyi dahi istiyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Köyü bıraktım, evime döndüm. Fakat her şey devam etti. Bir çıkar yolum yok dedim. Oğlum, Allah'ın izniyle hallederiz. Öncelikle kızımızı görmem lazım. Nerede? Gidelim görelim dedi. Arabaya bindik, amcamlara doğru yol aldık. Eve varmıştık. Kapıyı çaldım, yengem açtı kapıyı. İçeriye buyur etti. Hoca içeriye girdi fakat burada cinli var dedi. Herkes şaşırdı. Fakat ben şaşırmıyordum. Gayet normal geliyordu. Hoca cebinden çıkarttığı küçük Kur'an'ı okumaya başladı. Okuyarak evin içinde gezmeye başlamıştı. Bazen daha şiddetli bir şekilde bağırarak okuyordu. İçeriden Büşra'nın bağırdığını duyduk. Hemen içeriye girdik. Büşra yerde uzanmış, değişik hareketler yapıyor, tavana bakıyordu. Adeta çıldırmıştı sanki. Hoca Büşra'nın alnından tuttu. Bağırarak, ''Ey cinli, burayı terk et!'' diye bağırdı ve Kur'an'ını okumaya devam etti. O okudukça Büşra çıldırıyordu. Bana da bir şeyler oluyor gibiydi. Nefes alamıyordum sanki. Neredeyse hocayı öldürecektim. Çok sinirlenmiştim. Hoca Kur'an'ını okumaya devam etti. Büşra daha da beter oldu. Amcam hocayı tam tutacaktı. Sen ne yapıyorsun gibi. Fakat babam engel oldu. Büşra bazı kelimeler sayıklamaya başladı. Ne olduklarını bilmiyorum fakat hoca hiç susmadı, devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra Büşra birden durdu. Bayılmıştı sanırım. Büşra'yı kaldırdık, koltuğa yatırdık. Kanter içinde kalmıştı. Hoca hemen konuşmalıyız oğlum dedi. Oğlum bak, bu kıza bir cinli musallat olmuş. Bu kıza sahip olmuş. Kurtarmazsak kız ölür. Peki dedim, hocam benim ne suçum var? Senin dedi, bu kızla bir ilişkin oldu mu oğlum? Oldu hocam dedim. Ama 2 gün bile sürmedi. Kendisinin hasta olduğunu söyledi ve ayrılmak istedi. Tüm başıma gelenler ondan sonra oldu dedim. Oğlum dedi. Peki hiç bu kızla bir yakınlık kurdun mu? Ben soruyu anlamıştım. Hocam dedim. Sadece dudağından bir kez öptüm fakat aniden içime bir ürperti düşmüştü. Ve zaten Büşra da korkmuştu. Ağlayarak uzaklaştı dedim. Oğlum dedi. Cinli seni kıskanmış. Sana nefret gütmüş. Sen de çok büyük tehlikedesin. Kızımıza ve sana musallat olan cinli Müslüman değil. Kafir. Bundan dolayı işimiz daha da zor dedi. Benim için bile bu kadarı ağırdı artık. Ne yapacağız hocam peki dedim. Artık ne yaparsanız yapın. Kurtulalım bu illetten dedim. Allah'ın izniyle kurtulacaksın oğlum. Sen merak etme. Öncelikle bir gün evime gitmeliyim. Bazı yapmam gereken şeyler var. Siz de burada kalın. Benden haber bekleyin. Ben dualar okuyarak evi ferahlatacağım dedi. Peki dedim. Zaten başka ne diyebilirdim ki? Başka ne şansım vardı? Babam hocayı evine bırakmaya gitti. Ben, amcam, yengem Büşra ile kalmıştık. Büşra'nın yanındaydım. Kız gözümün önünde eriyordu. Elimden beklemekten başka bir şey gelmiyordu. Gece olmuştu.
açıkçası korkuyordum. Amcam, yengem, ben, Büşra hepimiz salonda yatmaya karar verdik. Yalnız yatmamız pek iyi olmazdı. Gece olmuştu. Herkes yatmıştı. Ben yatmaya korkuyordum. Fakat uyudum. Rüyamda yine evdeydim. Kalktım. Herkes yatıyordu. Büşra ise yerinde yoktu. Camdan dışarıya baktım. Büşra orada duruyordu. Bana bakarak el işaretiyle gelmemi istedi. Gitmek istemiyordum. Büşra ise karanlığa doğru yürümeye başlamıştı. Peşinden gitmek hiç istemesem de gitmek zorunda gibi hissediyordum kendimi. Kalktım, kapıyı açtım, çıktım dışarıya. Koşturuyordum fakat hiçbir yerde onu göremiyordum. Bir şeyler beni izliyordu. Adım gibi emindim. Birden Büşra'yı gördüm. 50 metre kadar ilerimde orada duruyordu. Ona doğru koşmaya başladım. Ben koştukça o daha da uzaklaşıyordu benden. Bir iki dakika koştuktan sonra birden kayboldu. Her yerde onu arıyordum. Birden arkamı dönmem gerektiğini hissettim. Arkamı döndüğümde cin önümde duruyordu. Hiç bu kadar yakın olduğumu hissetmemiştim. Yüz yüzeydik. Dualar okumaya başladım. Ben okudukça daha da sinirlendi. Ben okudum, o sinirlendi. Bana vurduğunu hissettim ve birden uyandım. Karşımda yine cin duruyordu. Fakat Büşra kılığındaydı. Yanıma geldi, oturdu ve bana "Benden korkuyor musun?" dedi. "Evet, korkuyorum. Artık benden uzak dur," dedim. Birden güldü ve tekrar uyandım. Bu sefer gerçekten uyanmıştım. Sanırım rüya içinde rüya görmüştüm. Sabah olmuştu. Nihayet Büşra da yerindeydi. Yengem çoktan kalkmış, kahvaltı hazırlıyordu. Yemeğimizi yedikten sonra öğlen gibi hoca gelmişti nihayet. Her şey hazırdı. Fakat ne yapacağımızı bilmiyordum. Hoca, "Akşam çökmesini beklemeliyiz," dedi. Amcamın ve yengemin evden gitmelerini istedi. Halamlara gitmişlerdi. Sadece babam, ben ve Büşra kalmıştık. Nihayet akşam olmuştu. Biraz umudum vardı. Belki de kurtulacaktım. Hoca yanında bir tane ayna ve 4 tane de mum getirmişti. Seansın nasıl yaptığını anlatmayacağım. Hoca seansa başlamıştı. Aynanın karşısına da geçmişti. Ayna bayağı büyüktü. Yanına Büşra'yı almış, aynanın karşısına oturdu. Ve bazı ayet ve kelimeler söylemeye başladı. Her yer karanlıktı. Sadece mumlar yanıyordu. Hoca bazı şeyler okumaya başladı. Büşra birden huysuzlaşmaya başlamıştı. Yine benim de içim daralıyordu. Babam korkudan koltuktan kalkamıyordu. Hoca daha da seri okumaya başladı. Büşra kafasını sallayıp, "Yeter, sus, bunu götürün buradan. Beni öldürmek istiyor," demeye başladı. Hoca aldırış etmeden devam etti. Ardından Büşra'nın alnına dokunup, "Ey cinli, bu kızı rahat bırak. Bir faniyle ilişkin olamaz. Kızı rahat bırak ve git," diyordu. Aynaya dikkatlice baktığım zaman Büşra normalde kafasını sallarken aynadaki yansımasında herhangi bir hareket yoktu. Sadece aynaya bakıyordu. Tüylerim diken diken oldu. Büşra birden hocaya dönüp bir kelime söyledi. Hoca da karşılık verince Büşra birden gülmeye başlamıştı. Büşra konuşmaya başladı. "Bu beden artık benim." Hoca bir kez daha duaları okuyarak, "Ey cinli, bu kızı rahat bırak. Bir faniyle ilişkin olamaz. Kızı rahat bırak ve git," kelimelerini tekrarlıyordu. Büşra ise aynı kelimeyi tekrarlayınca, "Hoca benden hemen bir bardak su getirmemi istedi. Gittim suyu getirdim." Hoca Büşra'ya, "Seni son kez uyarıyorum. Ey ateşten yaratılmış cinli, kızı terk et. Yoksa öleceksin." Cinli ise hiç aldırış etmeden aynı kelimeleri tekrarlayınca hoca, "Allah'ım sen affet, başka çarem yok," dedi. Ve yaklaşık 30 dakika bazı hayatımda duymadığım şeyler okudu. Sonra benden Büşra'yı sıkıca tutmamı istedi. Elini Büşra'nın alnına götürdü. Diğer eliyle de suyu tutuyordu. Tüm kelimeleri okuduktan sonra suya üfleyerek Büşra'ya içirmeye çalıştı. Büşra çırpınıyordu. İçmemek için yalvarıyordu. "Kerim, beni kurtar. Bu kadın beni öldürecek," diyordu. Fakat hoca dinlemeyip
Bismillah diyerek suyu Büşra'ya içirtti. Büşra bayıldı. Hoca, cinliyi öldürdük oğlum. Allah affetsin, başka şansımız yoktu. Yoksa bu kızı da seni de öldürürdü dedi. Gerçekten bana da bir şeyler olmuştu. İçimde artık o yük kalmamıştı. Ferahlanmış hissediyordum. Babama dönüp baktığımda babamın da bayıldığını fark ettim. Telaş yaptım. Fakat hoca, merak etme. Dayanamadığı için bayıldı oğlum. Onun bir şeyi yok. Merak etme. Dayanamadığı için bayıldı oğlum. Onun bir şeyi yok. Fakat Büşra'yı hemen hastaneye götürmeliyiz dedi. Ben de telaşlanmıştım. Büşra'nın nabzına baktım. Hiç unutmuyorum. Nabz atmıyor gibiydi. Hemen babamı uyandırdım. Büşra'yı da alıp şehre, hastaneye yetiştirmeye çalışmıştık. Fakat mesafe biraz uzundu. Yaklaşık 30-40 dakika vardı. Büşra'yı hastaneye yetiştirmiştik. 2 gün komada kaldıktan sonra maalesef ki hayatını kaybetti. Ben kahrolmuştum. Onlarca doktora gittim. Hala da arada gidiyorum fakat düzelemiyorum bir türlü. İş kurdum kendime ama bu olayı aklımdan çıkartamıyorum. Size içimi dökmek istedim. Dinleyenler sağ olun, var olun. Hocaya ne olduğunu sorarsanız, hoca polisler tarafından gözaltına alındı fakat sonradan serbest bırakıldı. Birkaç sene sonra duyduğum kadarıyla vefat etmiş. Bir daha kendisini de asla görememiştim. Rüyamda bazen Büşra'yı görüyorum. Yine aynı kıyafetleriyle. Nadir de olsa görüyorum. Seviniyorum. Onu her gün özlüyorum. Psikoloji denen bir şey yok bende zaten. Uyku düzenim o günden sonra hiç olmadı. Tıpkı bir ruh gibiyim. Thank you.